Finansmana erişimde sorun yaşayan KOBİ'ler çareyi iştirakler aracılığıyla kredi çekmekte buldu. Borç 2 trilyona kadar dayandı. Ben buradan tüm kamu bankalarıma sesleniyorum. Siz kolaylaştırıcı olacaksınız. 29 Eylül'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu olan Genel Kurulu'nda yaptı bu çağrıyı. Krediye kolay ulaşım için devreye bizzat kendisi girdi. Böyle bir kredi için başvuran esnafım olduğu zaman imkanlarınız neye el veriyorsa bu desteği kredi konusunda sağlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf için talimatı kamu bankalarınaydı. Ancak özel sektör engeli aşılamadı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler farklı finansman kanallarına yöneldi. Çareyi iştiraklar aracılığıyla kredi kullanmakta buldu. KOBİ'lerin borcu 2 trilyon liraya dayandı. Kamu bankalarının kapısını aşındırın. Özel sektör bankaları ne yapar ne eder onu bilmem. Çarpıcı veriyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ortaya koydu. 16 Aralık itibarıyla Türk lirası cinsi KOBİ kredileri 1 trilyon 682 milyar liraya yükseldi. Yabancı para cinsi kredilerle birlikte toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 962 milyar liraya ulaştı. Ticari kredilerde büyüme hızı %86,9 olarak hesaplandı. KOBİ kredilerinde ise %137 oldu. Ve efendim şimdi doğalgaz diyeceğiz. Bu sene doğalgaza zam gelmeyeceğini direkt Sayın Bakan açıkladı. Yeni yılda artmadı ama ve lakin bir hizmet servis bedeli diye bir şey var. Zaten faturalarda da görüyorsunuz. Ne yazık ki abone bağlantı bedeli yükseldi. Doğalgaza yeni yılda zam yok. Ancak abonelik ücretlerine var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği müjde yerini tedirginliğe bıraktı. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin bağlantı ve hizmet bedelleri 2023'te %84,4 artırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onay verdi. Dikkat çeken karar resmi gazetede yayımlandı. Vatandaştan tahsil edilecek bağlantı ve hizmet bedelleri %84,4 zamlandı. Değişiklikle abone bağlantı bedeli 1158 liradan 2135 liraya yükseldi. Her bir kombi için alınan güvence bedeli de 733 liradan 1352 liraya çıktı. Sayaç değişim bedeli şu anda 371 lira. Yeni yılda 684 lira olacak. Borç nedeniyle sayaçların kapanıp açılması içinse artık 36 lira değil 66 lira tahsil edilecek. Söz konusu rakamlarsa üst limiti ifade ediyor.